Devam edelim. CHP'de çok kritik bir toplantı vardı bugün. Kemal Kılıçdaroğlu 9 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ankara'ya çağırdı. Tam da yarınki altılı masa toplantısı öncesi istediği desteği aldı. Başkanlar adayımız sizsiniz dediler. Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? 23 Eylül'de CHP İzmir kampında bu soruyu sormuş. Belediye başkanları da anında seninleyiz Kılıçdaroğlu mesajını paylaşmıştı. Bugün de hepsini Ankara'ya çağırdı, teyidini aldı. Teşekkür ederim. Altılı masa toplantısı öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu 9 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı genel merkezde ağırladı. Olası adaylar arasında isimleri geçen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları da oradaydı. Mansur Yavaş zaten geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu'na desteğini göstermişti. Buranın açılışında hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz. Masada ortak aday konusu yeniden gündeme geldi. Başkanlar artık seçim tarihi netleştiği için altılı masanın adayının açıklanması gerektiğini söylediler. CHP lideri de yarınki toplantıya adres gösterdi. Orada konuşmaya başlayacağız dedi. Başkanlar adaylığına tam destek verdi. Adayımız sizsin dediler. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum. Anayasa değişiklik teklifinin başörtüsü maddesi komisyonda AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Komisyona aslında CHP ve İYİ Parti temsilcileri de katılmıştı ama kendi önerileri kabul edilmeyince salonu protestolar eşliğinde terk ettiler. Teklif bu haliyle genel kurula gelirse destek vermeyeceklerini de açıkladılar. Ekmeğimiz bitmesin diye yapıyoruz. Şikayet etmeye gidiyoruz. Komisyonda bir anda sesler yükseldi. CHP ve İYİ Parti milletvekilleri salonu terk etti. Aslında Anayasa Komisyonu toplantısının başında yüzler gülüyordu. Tüm partilerin milletvekilleri masada yerlerini almış, hazırlıklarını yapmıştı. AK Parti ve MHP'nin başörtüsü ve aile düzenlemesini içeren iki maddelik değişiklik teklifi bu ortamda görüşülmeye başlandı. İlk madde başörtüsü düzenlemesiydi. CHP ve İYİ Parti kendi hazırladıkları başörtüsü önergesini sundu. Biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Kadınların kıyafet tercihlerini istedikleri gibi yapsın ve anayasa güvence altına alalım şeklinde bir önerimiz var. Bütün başörtülü kızlarımıza, kardeşlerimize şikayet ediyorum. Bu teklife hayır dediler. Önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. CHP ve İYİ Parti milletvekilleri protesto etti, komisyonu terk etti. Ekmeğimiz bitmesin diye yapıyoruz. Şikayet etmeye gidiyoruz. Ardından başörtüsü maddesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Genel kurula böyle gelirse CHP ve İYİ Parti teklifi desteklemeyeceklerini açıkladı. Biz bundan sonra bu şekliyle bu teklife artık genel kurula indirseler de herhangi bir biçimde destek vermeyiz. Biz maddeye destek vermeyeceğiz. Çünkü madde bu haliyle son derece sakıncalı. Bunlardan elinizi...